Selamlar dostlar, hoş geldiniz sevgili YouTube. İlk iki videoyu paylaştım. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen birkaç 2 gün önce falan ikinci bölüm yayınlanmış olacak ve orada fark ettim ki sesim biraz patlamış bazı noktalarda özellikle. Halletmeye çalışıyorum. Yani ses konusunda tam uzman değilim. Onun dışında bugün kameramda değişik bir şey denedim. Arka planı kaldırmayı denedim. Bakalım yani nasıl görünecek. Geri dönüşe göre kaldırılabilirim, devam da edebilirim. Şimdi kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Videoyu beğenerek, altına yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Evet. Oyunun niye sesi yok şimdi? Bir saniye. Oyunun sesi yok. Sesi niye yok? Sesi var da bana mı gelmiyor? Bir saniye, ben ona bir bakayım, geliyorum. Evet. Ayarladım. Bir geri diyelim. Bunu da bir kapatalım. Şimdi en son Market Insider uygulamasını açıp en çok talep edilen ürünü bulmak için listeyi talep ölçütüne göre sırala. Şimdi 2200 dolar kullanmışız. En son bir adam almak istemiştik. Başvuruda bulunmuştuk. O gelecekti. Şimdi şunu dediğim yapalım. Market Insider uygulamasını açıp talep ölçüsüne göre sıraladık. Hamburger ve ucuz hediye en çok şeymiş, istenilenmiş. Benim peki programa bakayım. 4'e kadar o duracak zaten. Tamam. İşletmecinin temeli kursunu tamamla. Hocam ondan önce uygulaması. Tabii ki. Tabii efendim. Açtığımız falan yerinde. Bir çıkalım. Arabamızı zaten sokağın başına bırakmıştık. Ucuz hediye, pahalı hediye şey yapmıştık. Şimdi onu yapmadan önce, ikinci işletmeyi açmadan önce bir gireyim bakayım şuraya. Temizlik ne alemde hocam? Temizlik %100 at. Madem öyle. Biraz da ses veririm şuraya. Şu ne kadar? %90. Ben buradan şey göremiyor muyum ya? Ram Insight. Müşteri hizmetleri. Hocam, bugün seni bir eğitime mi göndersem ya? %34. Kasa, Türk İş Pazar. Hocam sen bir gece eğitimine git. Bir gün sürecek. Kendini görevlendir. Hızlandıralım. Bir sıkıntı yok. Bak gördüğünüz gibi müşteriler herhangi bir sıkıntı bulup da bulunmuyorlar. Hocam zaman makinesiyle hızlı vardiyanın sonuna gidelim. Biraz hızlı hızlı geçelim buraları. Yetersiz enerjim. Neye yetersiz enerjim? Tamam dur şuna bir bakayım. Mecbur adayı işe alacağız. 21 yaştaymış. Tamam. My employer. Görev yok. Şimdi kasada görevlisin. Türk İş Pazar'da. 2 uyarı. İşletme kilitinin. Henüz hiçbir görev atamadım. Tamam. Programda seni kasaya atıyorum. 8-16 çalışacaksın. Haftada 48 saat, 6 gün üzerinden. Sonraki gelecek arkadaşı da buraya atarız. Bu şey yaparken. Tamam. Şimdi gidip bir uyuyalım. Arabamıza binelim. Nasıl ya? Açık ama görevli çalışan yok mu? Kapat abi o zaman. Program. Şu anda kapalı. Hadi bakalım. Fark edelim. Adam öldü. Şu çok güzel olmuş. Bak şöyle tıklıyorsunuz. Böyle ve böyle şekilde. Uyu balam uyu. 7.30'da kalkmana gerek yok. İşçi gelecek zaten. Sen bir 8'de kalk.
Lan bunu da mı göndersem dedik işe ya. Neyse sen 8'e kalk da bil. 5.231 dolar toplam kar. Gidip taze gıda falan alalım. Süpermarketten. Beyaz eşya banka, ithalat pazarlama, giyim kafe, süpermarket. Oyunda taksi kullanma da varmış, hiç denemedim ama. Ulasak mesela. Lan, arabada olduğum için mi acaba? Neydi lan? Ben korna basabiliyor muyum ya? Bir saniye. Benim kornam var mı arkadaşlar? Kontroller. Sat, uyu, bildirim araç, direksiyon, gaz fren, el freni var. Ama korna yok. Girelim bakalım. Bir saat içinde açılacak. Tamam. Bankların üzerinde uyuyabilirsin. Ya niye uyuyayım bankın üzerinde? Zaten biraz sonra açılacak. .852. Ya şu ya zaman hızlandırma biraz olsaymış. Yani boş durmalarda falan. 9. Gir bakayım. Ulan süpermarket değil misin sen? Şurada mıydı? Buradaymış lan. Şey açık diyor ondan. Şundan ver. 10 tane mi alıyor burası? Evet, 10 tane alıyor. Kasaya gidelim. Siparişi ver. Şunun deposunu yönetip buradan atabiliyor muyuz acaba? Yoksa direkt şey mi? Aa, atamadık. Umarım telif yoktur müziklerde. Ah, bana böyle 2-3 arabalık boş yere bırakacaksınız ki ben rahat rahat park edeyim ya. Depoyu yönet. Şunları bir bırakayım. Yürüyerek gideceğim. Ya yol üstünde aslında şeyler de var. Mesela fast food restoranı. Girip mesela şunu yapabiliyorsunuz. Mesela bir tane sosis sandviç sipariş verelim. Onlar acaba bizim ekstradan enerjimize falan katılalım diye. Mesela böyle sıra bekliyoruz. Oturacak yeri bulamıyorum. Bak bunu, bu önemli. Şimdi bu dükkana girdiğim zaman insanlar neden şikayet ediyor? Oturacak yer bulamamaktan. Yani biz böyle bir dükkan açtığımız zaman oturacak yer ayarlarsak bizim için güzel olur. Tüketelim. Enerjimizi fullemedi. Enerji demek ki sadece şeyle. Acaba şeye yatak koyabiliyor muyuz ya? İşletmeye. Bugün günlerde ne? Pazar. Ha, bugün kapalı. Tamam. Şeyi gönderelim abi o zaman. Dur bir dakika ya. Saat 11 madem. Uyarı ne? İşletme kirli. Tamam, hallederiz. Employer. Hocam şunun da görevlendirmesi kalır. Beceri eğitimine bir gün sürecektir. Yarın 11'de gelecek. Yani yarın dükkanı biz açacağız. Bunun memnuniyeti niye düşük ya? Tam zamanlısın sen. Taleplerin karşılığına bağlı. Talepte ne kadar az karşılığına kayıt o kadar düşük olur. Hiç memnun olmayan çalışanlar istifa eder. Memnuniyeti ben nasıl arttıracağım senin? İşletme hata, ana beceri eğitimi var. Üniforma hata, işten kov. Anlamadım. Neyse biz bir ortalığı temizleyelim. At lan şunu.
İşletmemizi bir temizleyelim. Bugün tabii çoğu yer kapalı olduğu için. Toptancı falan da kapalı bildiğim kadarıyla. %100. Haritalardan bakalım. Beyaz eşyacıyı kapat. Perakende. Garment Discrete. Perakende. Biz bunu şeyden mi alacağız? Toptan satış mağazasından alacağız ya, pardon. 11 saat sonra kapanıyor. Aslında ürün mü alsak biraz diyeceğim. Şu ürünleri bir dizelim. Şurada ne varmış? Ucuz hediye. Şu ne ya? Bir kutu meşrubat. Şu kese kağıdı. Pahalı hediye. Pahalı hediye. Oy. Şu kutu meşrubat. Kutu meşrubat. Pahalı hediye. Pahalı hediye. Pahalı hediye. Hocam şuradan bir pahalı hediyeyi al. Ben niye tıkandım burada? Şunun yüzünden mi? Koyduk. Kaç tane oldu? 160. Bunu da koyalım. 200'e tamamlayalım orayı. Tamam. Koyduk. Kutu meşrubatımızı alalım. Ne yapıyor lan? Manyak herif. Tamam. Koyalım. Şimdi bunu benim bildiğim kadarıyla dışarıda bırakınca mı bunu sıfırlıyordu ya? Çok ilginç. Neyse. Yürümüş oluruz biraz ya. Şey yapalım da bir mal alalım biraz. Lan oraya kadar da yürünmezmiş. Mesela ben taksi kullanmak istiyorum diyelim. Nereye gideceğim? Şuraya. Ne kadara? 22 dolar buraya gitmek. Kapat kardeşim. Ne var lan? Ne var? Nasıl lan? Kahvaltı değil mi zaten burası? Şurada mı? Ne? Discount market, süpermarket. Discount markete bekliyorum. Ne varmış lan burada? Dondurulmuş gıda, dondurulmuş gıda, taze gıda. Ha, burada yakınımızda da varmış bundan. Saklama rafı. Saklama rafları ne işe yarıyor ya? Demirbaş. Satış. Şarap rafı, ürün rafı, satılabilir ürünler, işletme türleri genel. Saklama rafı ne işe yarıyor ya? Ucuz hediye, pahalı hediye geç. Demirbaş bakalım. Satış noktası, sanayi tipi, İzmir Alet, yazar kasa. Freezer, bunu niye Türkçeleştirmemişler? Market kasası, temizlik istasyonu, masa sandalye, ürün paneli ne lan? Kullanılabilir. İlginç. Neyse gelmişken birkaç tane alışveriş sepetine ihtiyacım var. Yemek hassas noktamız hocam. Alalım bari biraz buraya kadar gelmişken.
Sigara mı, buhar bile kayboluyor. Bin abi arabayı. Acaba şey tam 24 saat mi sürüyor? Yoksa şunu sesi biraz daha kısayım ya. Eğitim tam 24 saat mi sürüyor? Yoksa hani gün geçmesi sayılıyor mu? Ben evimi yine karıştırdım değil mi? Şunu bir kapat. Yine bir erken sokaktan girdim galiba. Heh, burası. Depoyu yönet. Al abi şunu. Eve girelim. Şimdi ben peki bir şey soracağım. Boru şekilli tane tavarlanması. Ben şimdi kaça alabiliyorum? 24 saat. Yarın saat 4'e kadar. Yok, sen yarın sabah 7.30'a kadar bir uyu bakalım. Ruth Kelly diyor. İşini tamamladı. Dur bakalım. İzmana gidelim. Şimdi memnuniyet 176 oldu. Şu önemli. Tamam. Türk İş Pazar'da bakalım programa. Ruth Kelly'yi hemen hocam şuraya koyalım. Sen hocam yine bir 8-16 çalış. 8-16 olsun, 16'dan sonra ben devralırım. Mal yeterince vardı. Gideyim ben o sırada şu eğitim alayım bari. Ama eğitim kaç saat sürecek? Oğlum bu sesi niye bu kadar yüksek ya? Tamam. Gidip eğitimimi alayım ben bu sırada. Dükkanı temizlemiştim. Malları doldurmuştum. Dün de 5000 dolar kar etmiştik. Bir önceki gün pardon. Dün 142 dolar içeri girdik. Şeyler aldık ya, bu ürünleri falan. Günlük harcadığım paraları şey olarak sayıyor. Buradan hemen götün şuraya bir döneyim. Oh. Geçtik. Tamam, şuraya şey yapacağız. Basmalan kornaya. Hiçbir şey yokmuş gibi. Bak, çiçek gibi geldim. Şimdi temel işletmecilik. Ha, bak şeyi öğrendim şimdi. Çok güzel. Mouse'un orta tekerine bastığınız zaman şeye geçiyor. Mouse'u takip etmeye başlıyor. Biraz çocuğun kafayı şarj. Temel işletmecilik hocam. 11, 12, 14.49'a kadar sen beni bir 6 saat çalıştır. Çünkü gidip işi devralacağım. Sus lan. Lan kaldık buradan. Lan. Hadi abi, hadi abi. Nereye gittim olsun ya, fikrim bile yok. Ben neredeyim ya? Ben buradayım. Benim dükkanlara. Ben neredeyim? Şuradan bir hemen bir yemek yiyeyim. Biraz kendime geleyim.
8 saat yeter herhalde bu bize ya. Bu enerji yeter mi ki lan bize 8 saat? Tamam. Bu Adıyaman'ın sonuna gidelim. Günü tamamlayabileceğiz mi bilmiyorum. Tamamlayamadık. Ha, 23'te kapatıyoruz dedik değil mi? Doğru. Enerjimiz bir miktar varken ortalığı temizleyelim. Şuradan böyle alalım. %100 ne kirletiyorlar ya. %96. Benzemiz canım. %99. Nere lan o %1? Şura mı? Ha, bu şeyin durduğu yere kirleniyor. At. Şimdi arabamızı zaten eve bırakmıştık. İyi, dükkanın hem eve yakın olması hem de köşe başı olması çok güzel. Bir sonraki dükkanımda muhtemelen köşe başı almaya çalışacağım. Hocam şöyle bir sen sabah. Buyur. 8 gibi falan kalkarız. Karnımızı doyurayım. Mutluluğumuz düşmüyor henüz. Tamam. Karnımızı da doyurduk. Oyunun çok potansiyeli var gibi duruyor. Benim bayağı da hoşuma gitti. Bayağı da sardı oyun. Umarım ben de devamını getirebilirim. Oğlum çok şeyde kaldık ya. Şuraya koyalım. Keşke evin önünde dursaydı aynı yer. Aynı mesafe. Temel işletmeciliği öğrenelim. On dört elli. Hocam sen 13.50'ye kadar çalış. Çünkü açlığımız falan da şey yapacak o sıra. İyi. Vurma lan. Bak mesela yaralanma falan bir şey gelmemiş. Oyunda yok yani yaralanma falan. O muhtemelen gelir. Araç hasarı geldiğine göre, yani araç hasarı olduğuna göre muhtemelen sağlıktır, doktordur, şudur budur bir şeyler de gelir gibi duruyor. Şimdi fast food. Dur, ne bu? Hukuk bürosu. Ah, fast food. Joe's Hot Dog. John'un hotdogları. Sipariş ver. Acaba kutu meşrubat için enerjimiz mi yükseliyor? Tüketelim. At. Kutu meşrubat. Sipariş ver. Bir de kutu meşrubat içelim bakalım ne olacak. O neyi yükseltiyor yani? Bunu yükseltiyorsa bunu tüketemeyecek kadar toksun diyor. Neyse. Demek ki o da tokluk. Ben ne bileyim bazı oyunlarda var ya böyle enerji içeceği de koladır bir şeyler içtiği zaman böyle enerjini yükseltir. Cık, bu da öyle bir şeydir diye düşündüm ama değilmiş. Bunlar kendileri dizmiyorlar değil mi ya? Burada kaç? 122 tane var. Yeterli. Kese kağıdı yeterli. Biraz sonra bu ayrılacak buradan ve sıra bize geçecek. Kendini görevlendir.
Zamanı hızlandıralım. Şikayet falan var mı? Bir bakalım biraz. Bak kirleniyor ortalık yine. Biraz sonra uyarı verir. Ortalık kirlendi diye. Yazar kasayı bulamıyorum. Ne demek abi? Bu pet sıkıntı herhalde. Şu tane şeyi göremiyorlar. Çapraz koyduğum için sıkıntı oldu acaba. Tamam. Günün sonuna giderim. Yani 23 dakika atmak da çok mantıklı. Yani 24'ü alırım ama işte 24'ü aldığım zaman enerjim kalmıyor. Ortalık temizlemek için falan sıkıntı yaşayabilirim. Yani iki çalışanımız olduğu zaman 8, 16, 16, 24 şeklinde vardiya olarak çalıştırırız. Şurayı temizle. Diğerleri beyaz yapmamız işimize geldi. Ah, %100. Oo, buraya işlesem giremezdim. Giderek arabayla geldim. Sabah eğitime gideceğim tekrar. Uyuyalım hocam sabaha kadar. 749 759 duymaya başla. 2850 güzel. Taze gıda tüketelim bir tane. Sonra eğitime. Eğitim şart. Şurada şöyle. Kurdu oldum buraların ya. Ben tamam. Lan oraya durursam ben oraya giremem. Neyse sen çıkınca ben şuraya park ederim. Ya ne kornaya basıyorsun arkadaşım? Arabadan inmişiz işte ya. Temel işletmecilik. Kaç saati kaldı oğlum bu temel işletmeciliğin? %40 kaldı. Ha, 13 saati var daha. 14.47'ye kadar çalışmaya başla. Hafif bir acıktık mı? Evet, bir acıktık. Şöyle bir. Hafif bir. Bunu bir tüket. Bunu bir at. İçecek tam fullemiyor. Yani şöyle bir. Hoppa. Lan adama çarp. Çok meşgul bir iş adamı olacağız. Şimdi ilk bölümler böyle oluyor da arkadaşlar ileride şey çoğaldıkça muhtemelen nedir onun adı? İşletme sayımız ve çalışan sayımız arttıkça şey olacaktır. Ahal hediye, ucuz hediye, meşrubat. Tamam, meşrubat çok içilmemiş. Meşruba da ulaşamıyorlar mı acaba ya? Şöyle bırakayım. 97. 100'ün altına düştüğü zaman uyar veriyor. Yarısının altına düşünce tamam. Yeterli o ya. Kendini görevlendir. Hızlandıralım. Öksürme lan, Covid misin pislik? Günün sonuna gidelim. Vardiyanın sonuna. 23 güzel. Hemen bir ortalık temizleyelim. Orada sil. Oh. Bunlar için nerede yarı zamanlı işçi alacağım. Günde işte 2 saat 4 saat falan bir şey çalışacağım. Ortalığı temizleyeceğim. Böyle temizleyelim. Olmadı. Ne oldu? Şöyle. Gastronom İtalya.
Öbür bizim bir eleman vardı, onun eğitimi ne oldu ya? Bir dakika ya. Hocam bunu ben bir tur daha beceri eğitimine göndermek istiyorum. Bu adamın eğitim bitmiş gelmiş, bizim haberimiz yok. Muhtemelen uyarı gelmiş de ben görmemişim. 2893. Güzel. Şey mi oldu ya? Market Insider talebe göre hamburger. Ucuz diye şuralara düşmüş. Ha, bizi şey açtıracak. Tamam. Hamburger'e talep gösteriyor. New York işletmesini açtı. Abartılı reklam, ucuz hediye. İnsanlar son zamanlarda ucuz hediyelere ürüne yoğun talep gösteriyor. 4 gün 9 milyon. Bu ne? Artık neyi göstereceğim? Ha, burası. Ha, burası bir disk, burası bir bölge, şurası bir bölge şeklinde galiba. Tamam. Anladım. Şu kamyonlar çok hoşuma gitti ya. Güzel modellemişler. Gerçi genel olarak oyundaki, ya oyunda böyle Cities Skylines'ın sokaklarında geziyormuşum bir his var. Yani şey gibi değil de, Sims gibi değil de, bazıları bu oyunu Sims'e çok benzetmiş de. Kardeş bir durur musun ya? Adamlar kornaya basma ihtiyacı hissetmiyorlar bile ya. Diyor herhalde. Ortada dolaşan yeşil bir Honda var, ondan uzak durun mu diyorlar. Ne yapıyorlar acaba? Saat sonra 15.39. Biraz geç kalsam ne olur ki? Aa, yemek yememişim lan. Lan yemek yemeyi unuttum. Yandı. Enerjimizin içinden geçti. Bugün dükkanı erken kapatacağız. Onu ayarlayayım da. İki uyarı. Söz ödeyecek. İşletme kirli temizlenmesi gerekiyor. Bunun şeyi bitince bugün dükkan kapanır abi. Yemek yemeyi unuttuğumuz için çok aşırı derecede fazla şeyimiz aldı ya. Gidip dükkanı temizleyeceğim ve sonra gelip yarın sabaha kadar yatacağım. O sırada bir arkadaşın şeyi biter. Eğitimi. Buna kaç? 20 tane olmuş lan. Ne sattınız siz bugün? Ucuz hediyemiz kalmamış ki. Pahalı hediyemiz de kalmamış. Nasıl olur ama? Ya bunlar kendileri yerleştiriyor herhalde ya. Anladığım kadarıyla. Dur bakalım, şurayı bir temizleyeyim de. Dükkanın pisi berekettir arkadaşlar. Dükkan ne kadar pisleniyorsa ayak izinden, o kadar bereketlidir. O yüzden hiçbir dükkan sahibi yerleri silerken gocunmaz. My employer görev yok. %30. Ne kadar oldu lan? %43. Seninki kaçtı ya? Seninki kaç? Memnuniyet %100. %44. Müşterinin. Tamam. Türk İş Pazar'da. Hocam. Sen program. Sen de şurada. 48 saatte sen çalış. Hadi bakalım. Ben de o sırada gideyim. Ucuz hediye, pahalı hediye falan bir şeyler alayım. Nereden alıyorduk lan ucuz hediye, pahalı hediye? Şuradan. Barış yeri olarak belirle. Hadi bakayım. Kırmızı da bu arabayı tercih bekledi arkadaşlar. Birkaç tur daha beklemesi gerek yok. Araba çok güzelmiş.
Ha doğru. Devam et. Çok güzel girerim araya. Hadi bakalım. Acı şuradan bir yer ver de geçeyim kardeş. Hadi bak. Aç. Hadi bak. Oo, pet de buluyor. Çok güzel. Normalde başka oyunlarda olsa ya o şeyi silerdi. Aracı. Ya da araç orada bir binaların falan içine geçip ver bakayım. Hemen şuradan bir lan burada kutu içecek mi vardı sadece? Salata, hamburger. Çıkacak çık. Ben nereden alıyordum lan ucuz hediyeyi falan? Ana. Unuttum iyiymiş. Karşısında ne var? Süpermarket. Hocam şu süpermarketleri bir kapatır mısın ya? Süpermarketi kapat. Perakende de miydi lan? Şura mıydı? Yo şey vardı. Wo, bir şey Wo Sale vardı ya. Burası işte tamam. Bir de oraya gideyim bakayım. Lan her seferinde karıştırmazsın ya. Her seferinde aynı yer aramazsın ya. Yani şurayı bırakmayın bir arabayı. Aracı park et bakayım. Beni aldı götürüyor. Nereydi hocam? Şurası. Gir bakayım şuraya sen. Lan sen değil. Tamam şurası değil mi hocam ya? Şu mu lan? Roasted ING. Discount market de değil. Aa. Perakende geç o zaman. Toptan satış mağazası. Ofis malzemeleri işe alalım. Şurada pahalı hediyeler vardı. Oğlum müziğin durması gerekmiyor mu ya? İyi şuraya seçecek falan var. Şirvedirler. Kapanacak ben gidene kadar ya. Sıkıntı değil de. Acaba kanım açlığı full olsa şey yapıyor mu? Burada giriş mi kullanacağım? Patates, patates, kese kağıdı, kutu meşrubat, sosisli, ucuz hediye. Bu unit kaç tane oldu? 5 tane. Şimdi bir de pahalı hediye alalım. Bir tane daha alalım. Şimdi ben bunları raflara dizmeyeceğim. Acaba arkadaşlar kendileri dizecekler. Bunu merak ediyorum. Neyin kuyruğunu bekliyorsun ya? Ben bunları şimdi götüreceğim. Depoya koyacağım. Bakalım çalışanlar depodan mal alıp şeye diziyorlar mı? Bu benim için önemli. Niye? Yani bu şeyi gösteriyor. Yani her seferinde gidip koşa koşa gidip malları doldurmama gerek kalmadığını gösterir. O da benim işime gelir. Benim dükkan galiba. Bir arka caddedeydi ama. Hadi neyse evet bir arka caddedeymiş.
Öyle. Şurada park biri var. Olamam ben bomboş ucuz hediye. El arabasını alalım. Bir ucuz hediye bir de pahalı hediye getireyim. Bakalım. Depoya koyayım bakalım şey yapacaklar mı. Sen ne geziyorsun oğlum orada? Ne oldu lan? Aa, bayıl. Artık işin içi kalmamış şey baymışsın. Bunu yedik etkiler yeşmiş seni hastaneye kaldırdı. Devam. Mutluluğun düştü. Elimde de şey ne? Nereden çıkıyorsun hocam bunu? Lan oğlum nereden çıkıyorsun? Bura değil. Orada değil. Hocam ekstremiz açıyoruz. Ben neredeyim peki? Peki benim dükkanım nerede? Uy. E buraya mı? Hocam ben oradan yürümem. Benim taksiye ihtiyacım var. Taksi. Ne dükkana kadar onu ne zarara girdik ya. Buraya 100 dolar. Bir sürü saat değil mi? Bak dizmiştir. Bu iyi oldu. Lan niye ikinci aldım? Tamam niye depoya koydum? Bunu niye yaptın kardeş? Allah Allah. Şunu da koyalım şuraya. Lan şunu. Gel lan. Aracı park et. Şunu al. Acaba kredi borcumuzu direkt kapatsak kredi puanımız yükselir mi yoksa gerçek hayattaki gibi düşer mi? Nereyi temizlemedik? Şurada mı? 98. At. Tamam. Şimdi hocam sabah vardiyasında kim var bakalım. Program. Sabah vadisi Rutkeli var. %100 Rutkeli'ninki. Bak bunu atıyor. Şey yapıyoruz ya. Çalıştırdığımız için artıyor. Şeyi sıkıntı yok. O zaman ben şu arkadaşın şey %100'ken Ece eğitimine bir daha göndereyim. Kendin çalış. Zaten dörtte diğer arkadaş gelecek.
Yarın sabah da dükkanı biz açarız. Tamam. Sana bıraktım hocam ben dükkanı. Siz zaten diziyorsunuz bunları. Abi bayan olmuş çok kötü oldu ya. Neyse. Burada bu bölüm son verelim. Çok bir şey yapamadık bölümde biliyorum ama. Bakalım devam. Bir sonraki bölümde falan önce şunlara bir bakayım. Fast food zinciri açtırıyor. Mağazası açtırıyor. Sonra, tamam fast food mağazası açtırıyor da şurayı tam iki çalışanla çalışanlara getirmeden fast food zincirini açmayı düşünmüyorum. Şimdiden söyleyeyim. Şuradan şöyle bir hop. Ondan sonra da şuradan şöyle bir hadi. Basmalar bu ne? Sen basmakta haklısın kardeşim. Dün gece hastanede yattık. Bugün de gidelim evimizde yatalım bari. Kendimi de ödüllendireyim. Hocam sen şöyle bir yarın sabah 7-20'ye kadar bir uyu. Ben de burada bu bölümü son vereyim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. 3405 dolar karımız olmuş. Şöyle oyunu durduruyorum. Haydi dur diyorum. Beğenerek, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.